Arthur Birkaç sene evvel Şanzelize'de Düz Mezon pasajında küçük bir pavyonda oturuyordum. O pek soğuk, pek sakin, ancak arabayla geçilebilir hissini veren büyük kibar caddelerinin ortasına sıkışmış, kaybolmuş bir kenar semt köşesi tasavvur ediniz. Nasıl bir mal sahibi keyfi, nasıl bir hasis veya ihtiyar kuruntusuyla o güzel mahallenin göbeğinde bu arsalar, bu küflü bahçecikler, Dıştan merdivenleri, ipe asılmış çamaşır, tavşan kümesi, sıska kedi ve insana alışkın kargalarla dolu tahta taraçalarıyla bu çarpık, bu katlı evler sürüklenip kalmıştı bilmiyorum. Burada işçi aileleri, küçük irat sahipleri, birkaç artist nerede ağaç kalmışsa oradan eksik olmazlar. Nihayet sefalet içinde gelip geçen nesillerle çirkefleşmiş gibi iğrenç manzaralı iki üç pansiyon vardı. Etrafta çepeçevre Şanzelize'nin ihtişamı ve gürültüsü, daimi bir araba akışı, küt diye kapanan cümle kapıları, sesi kısık piyanolar, yuvarlak köşeli, sessiz büyük konaklardan bir ufuk. Ucunda bir tek sokak feneri bulunan bu karanlık ve daracık duz mezon sokağı etrafındaki güzel dekorun kulisi gibiydi bu lüks içinde incik boncuk namına ne varsa hep buraya sığınmaya gelirdi. İngiliz seyisleri ve cambazhane binicilerinden bir güruh, ikiz midillileri ve afişleriyle hipodromun iki küçük at uşağı, keçi koşulu arabalar, kuklalar, külah biçiminde bisküvi satan kadınlar. Umumiyetle pasaj oldukça sakindi. Bu sokak sürtükleri ancak akşam karanlığında pek yorgun dönüyorlardı. Yalnız cumartesileri Arthur haftalığını alınca curcuna başlıyordu. Bu Arthur benim komşumdu. Bizim pavyonla onun karısıyla birlikte oturduğu pansiyon arasında üstüne tel gerilmiş alçak bir duvardan başka bir şey yoktu. Bu nedenle istemeye istemeye hayatının benimkine karıştığı oluyordu ve her cumartesi bu işçi ailesinde oynanan o Paris'e has korkunç dramı hiçbir tarafını kaçırmadan dinliyordum. Dram hep aynı şekilde başlıyordu. Kadın akşam yemeğini hazırlıyor, çocukları da etrafında dönüyordu. Bir taraftan onlarla tatlı tatlı konuşuyor, bir taraftan da iş görüyordu. Saat yedi oluyor, sekiz oluyor, gelen giden yok. Zaman geçtikçe kadıncağızın sesi değişiyor, hıçkırıklı ve asabi oluyordu. Karnı acıkan uykusu gelen çocuklar mızmızlanmaya başlıyordu adam bir türlü görünmüyordu. Yemeğe onsuz oturuluyordu. Sonra çocuklar yatıp da uykuya dalınca kadın tahta balkona geliyordu. Onun pes perdeden hıçkıra hıçkıra ah edepsiz, ah edepsiz diye söylendiğini duyuyordum. Evlerine dönen komşular onu balkonda görüyorlar haline acıyorlardı. Siz de gidip yatsanız ama adam Arthur biliyorsunuz ki bugün haftalığını almıştır erken gelmez. Sonra da nasihatler, akıl öğretenler. Sizin yerinizde olsaydım bakın ne yapardım. Niçin patronuna şikayet etmiyorsunuz? Bütün bu acımalar onu bir kat daha ağlatıyordu. Fakat ümit etmekte, beklemekte direniyor, sinirleniyor, kapılar kapanıp da pasaj sessizliğe gömülünce, kendini yalnız sanarak orada, birsekleri balkona dayalı, bütün zihni bir yere takılmış, hayatlarının yarısı hep sokakta geçen halkın o sağa sola pek aldırış etmemezliğiyle kendi kendine ve yüksek sesle dert yanıyordu. Kira yine geç kalmıştı. Alacaklılar kapıya dayanıyordu. Ekmekçi ekmeği kesmişti. Yine parasız dönerse ne yapacaktı? Sonunda geç kalanların ayak seslerine kulak kabartmaktan, saatleri saymaktan usanıyor içeri giriyordu. Fakat aradan hayli zaman geçip de ben artık her şeyin bittiğini zannedince, yanı başımdaki balkonda birisinin öksürdüğünü duyuyordum. Zavallı kadın merakından yine eski yerine gelmiş, o daracık karanlık sokağa baka baka gözünün nurunu tüketiyor fakat kendi sefaletinden başka bir şey göremiyordu. Saat bire ikiye doğru, bazen daha geç, pasajın ucundan bir şarkı sesi geliyordu. Bu evine dönen Arthur'du. Ekseriya yanına birini takmış. Gelsene ve yahu, gelsene beyahullarla arkadaşını kapıya kadar sürüklüyordu. Hatta kapının önüne gelince de evde kendisini ne beklediğini bildiği için bir türlü içeriye giremiyor, bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Merdivenden çıkarken uykuya dalan evin sessizliği içinde akisler yapan kendi ayak sesi onu vicdan azabı gibi sıkıyordu. Kendi kendine yüksek sesle söyleniyor ve her kapının önünde durarak ''Akşamlar hayır olsun Madame Weber, akşamlar hayır olsun Madame Mathieu'' diye sesleniyordu. Cevap verilmezse söyüp saymaya başlıyor. Sonunda bütün kapılar, bütün pencereler açılıp tepesine beddualar yağıyordu. Zaten istediği şey de buydu. Sarhoş olunca çekişmeler, kavgalar hoşuna gidiyordu. Hem sonra bu sayede kızışıyor, tepesi atmış oluyor ve eve dönmek kendisini o kadar korkutmuyordu. Hele o dönüş müthişti. Aç, ben geldim. Kadının taşlıkta çıplak ayak seslerini, kibrit çakmalarını ve adamın içeriye girer girmez hep aynı masalı kekelemeye başladığını duyuyordum. İşte efendim arkadaşlar kendisini götürmüş. Filanca bilirsin ya, şimendiferde çalışan filanca. Kadının dinlediği yoktu. Hani para? Artur'un sesi. Kalmadı diyordu. Yalan söylüyorsun. Hakikaten de yalan söylüyordu. Hatta meyhanede ağzı kızıştığı zaman bile pazartesi çakıntısını önceden hesap ederek daima birkaç para saklamak adetiydi. İşte kadın haftalığın bu artığını elinden koparmaya çabalıyordu. Arthur çırpınıyordu. ''Hep seni şaraba verdim dedim ya'' diye bağırıyordu. Kadın cevap vermeksizin bütün dargınlığı, bütün o sinirli haliyle adama kıs kıvrak yapışıyor, onu tartaklıyor, üstünü başını arıyor, ceplerini karıştırıyordu. Bir müddet sonra paranın yere düşüp yuvarlandığını, kadının da bir zafer kahkahasıyla ufaklığın üzerine atıldığını işitiyordum. Aa, işte gördün mü? Sonra bir küfür, arkasından da bir sürü patküt. Artık sarhoş intikamını alıyordu. Bir defa dayak atmaya başladı ama bir türlü sonunu getiremiyordu. O pis kenar mahalle şarabında ne kadar kötülük, kırıp dökücülük varsa hepsi beynine sıçrıyor ve meydana çıkmak istiyordu. Kadın çığlığı basıyor, izbenin son eşyası da paramparça oluyor, uykularından sıçrayarak uyanan çocuklar korkudan ağlıyorlardı. Pasajda pencereler açılıyor ve herkes birbirine yine Arthur'un marifeti diyordu. Bazen kayınbaba komşu pansiyonda oturan ihtiyar bir paçavracı kızının imdadına geliyordu. Fakat Arthur iş güç esnasında rahatsız edilmemek için kapıyı kilitliyordu. O zaman arada kapı kayınbabayla damat müthiş bir tartışmaya girişiyorlardı. Neler duymuyorduk. İhtiyar iki sene hapiste yatmaktan aklın başına gelmedi mi haldut diye bağırıyordu sarhoş da yüksekten atarak iki sene hapiste yatmışsam ne olmuş diyordu. Ben hiç olmazsa cemiyete borcumu ödedim. Sen de borcunu ödemeye bak. Onca bu işinde lafı mı olurdu sanki? Evet, çalmıştı. Onlar da kendisini hapse atmışlardı. Artık fit olmuşlardı. Ama yine ihtiyar bu bahiste fazla dırdır ederse Arthur artık dayanamayarak kapıyı açıyor, kayınbabanın, kaynananın, komşuların üzerine çullanıyor ve kukla oyunundaki el gibi herkesi dayaktan kırıp geçiriyordu. Fakat yine kötü bir adam değildi. Ekseriya pazarları bu azgınlıkların ertesi günü meyhaneye gidecek parası kalmayan sarhoş artık yatışmış bütün gününü evde geçiriyordu. Odalardan iskemliler çıkarılıyordu. Madame Weber, Madame Mathieu, bütün pansiyon halkı balkona yerleşiyor ve sohbete başlıyordu. Arthur'daki nezaketi, zerafeti görmeyin. Akşam derslerine devam eden o örnek işçilerden biri sanırsınız. Konuşurken sesine öyle bir sevimlilik, tatlılık, öyle bir hoşluk veriyordu ki sormayın amelenin haklarına, sermayenin istibdadına dair şuradan buradan toplanmış fikir kırıntılarını şiir söyler gibi anlatmaya başlıyordu. Geceliğin yediği dayakla yumuşayan zavallı karısı kendisine hayran hayran bakakalıyordu. Hem hayran kalan yalnız o değildi. Madame Weber de içini çekerek, ''Ah şu Arthur, eğer istese.'' diye mırıldanıyordu. Nihayet kadınlar Arthur'e şarkı söyletiyorlardı. O da Madame de Belange'ın kırlangıçlarını okuyordu. Ah o yapmacı kıçkırıklarla dolu o boğazdan gelme ses, o aptal amele hassasiyeti. Katranlı kağıttan verandanın altında asılı paçavralarla iplerin arasından bir parçacık mavi gökyüzü görülüyor ve kendilerine göre ideale susamış bütün bu ayak takımı yaşlı gözlerini yukarıya kaldırıyordu. Bütün bu haller Arthur'u bir sonraki cumartesi haftalığını yiyip karısını dövmekten alıkoymuyordu. Hem sonra bu izbede haftalıklarını yiyip karılarını dövmek için babalarının yaşına gelmeyi bekleyen bir sürü küçük Arthur de vardı. Dünyayı bu güruh idare edecek ha? Öyle olacaksa, pasajdaki komşularımın dediği gibi nalet olsun. Alfonso Dode